Aldananlar. İmam Gazali. İkinci bölüm. Hadisin Hıfzedilmesi iki yollu olur. Birincisi devamlı tekrar etmek şartıyla kalp ile. İkincisi dinlediğini yazmak, yazdığını gözden geçirmek ve başkasının ulaşmaması için bunu muhafaza etmek. Yazdığını muhafaza etmesi. Bunun kimsenin asla elinin ulaşamayacağı özel kitaplığında korunmuş olmasıdır. Çocuktan, gafil ve uyuyan birisinden işittiğini yazmak caiz değildir. Bu caiz olsaydı, beşikteki çocuktan duyduğunu yazmak da caiz olurdu. Hadis öğrenmenin birçok şartı vardır. Hadisten maksat onu öğrenmek ve onunla amel etmektir. Hadisin de Kur'an'ın olduğu gibi pek çok manası vardır. Rivayet edildiğine göre Ebu Sufyan bin Ebu Hayr el Menhi, Zahir bin Ahmet eh Serahsi'nin meclisine gider. Rivayet edilen ilk hadis şu olur. Kişinin kendisine faydası olmayan şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bunun üzerine kalkar ve der ki bu benim için yeterlidir. Bunun gereğini tam olarak yerine getireyim, sonra başka bir hadis dinlerim. Diğer insanlar da böyle olmalıdırlar. Sarf Nahiv Alimleri Başka bir kısım alimler ise dil bilgisi, şiir ve dilin ilgi çekici ve anlaşılması zor kısımlarıyla meşgul olmuş, kendilerini bununla aldatmışlardır bağışlanmış ve bu ümmetin alimlerinden olduklarını iddia ederler. Zira kendilerince dinin ve sünnetin ayakta durması dil bilgisiyle olmaktadır. Onlar ömürlerini dilim ve dil bilgisinin inceliklerini araştırmada tüketmişlerdir. Bu büyük bir aldanmadır. Arapçanın Türkçe gibi bir dil olduğunu düşünselerdi ve ömrünü Arapça uğrunda tüketmekle Türkçe, Hintçe ve diğer diller için tüketmekten farklı olmadığını bilirlerdi. Arapçayı diğerlerinden ayıran şey sadece dinin bu dille gelmiş olmasıdır. Dilden sadece Kur'an ve Sünnet'te anlaşılması güç olan garip kelime ve terkipleri bilecek kadarı, dil bilgisinden ise yine kitap ve sünnetle ilgili olanı kadarı yeterlidir. Fakat bu alanda sonu gelmeyecek derecede derinleşmek gereksiz bir aşırılıktır. Bunu yapan ise aldanmıştır. 2. Aldanan ibadet ve amel sahipleri Bunlardan namaz, Kur'an okuma, haç, cihat ve züht konusunda olmak üzere aldanmış bulunan pek çok grup vardır. Farz yerine nafile ile uğraşanlar. Onlardan bir kısmı farzları ihmal edip nafilelerle meşgul olmuşlardır. İşi tam bir aşırılığa vardıracak kadar derine dalmışlardır. Mesela kimisi abdeste vesveseye mağlup olmuştur. İşi aşırıya vardırarak dinde temizliğine hükmedilen suya razı gelmez ve necaset konusunda uzak ihtimalleri dahi yakın kabul eder.'' Fakat iş haram yemeye gelince yakın ihtimalleri uzak değerlendirir. Bazen de tamamen haram olan şeyi yer. Eğer onun ihtiyatlı davranışı su hakkında olacağına yemek konusunda olsaydı daha uygun olurdu. Aslında bu konuda sahabilerin yaşantısını delil alabilirdi. Hz. Ömer radıyallahu an necaset bulunma ihtimaline rağmen Hristiyan bir kadının testisindeki su ile abdest almıştır. Bununla beraber o nice helal yolları harama düşme korkusuyla terk ederdi. Vesveseye kapılanlar. Başka bir gruba ise namaza niyette vesvese galip olmuştur. Şeytan onu bırakmaz ki doğru bir niyet edebilsin. Bilakis ona vesvese verir. Bu yüzden cemaati kaçırır bazen namazın vaktini kaçırır. İftitah tekbirini tam olarak alsa bile yine kalbinde niyeti sahih mi değil mi diye bir tereddüt meydana gelir. Tekbirde vesveseye öyle kapılır ki aşırı ihtiyatından ötürü tekbirin özelliğini değiştirir. Cemaat de namaz kılarken Fatiha'yı dinlemeye vakit bulamaz. Bunu namazın başında yapar. Sonra bütününde gafil duruma düşer. Kalbi huzur bulmaz. Aldanmış olur. Bilmez ki namazda kalp huzuru şarttır. Onu iblis aldatarak yaptığını süslü göstererek der ki sen gösterdiğin bu dikkatle diğer insanlardan farklı seçkin konuma gelmektesin. Rabbin katında da hayır üzeresin. Harflere takılıp kalanlar Diğer bir grup ise Fatiha'nın harflerini doğru okumakta vesveseye malup olmuşlardır. Öbür zikirlerde de durumları aynıdır. Hep şeddelerde ve dat ve za harfleri arasındaki farkta ihtiyatlı davranırlar ve başka bir şey onları ilgilendirmez. Fatiha'nın ne sırları ne de manaları konusunda tefekkür ederler. Bilmezler ki İnsanlar Kur'an tilavetinde konuşma dilinde alışıla geldikleri şekil dışında harfleri kaynaklarından çıkarmakla yükümlü değildirler. Onlarınki ise büyük bir aldanmadır. Sultanın huzuruna mektup götüren kişiye benzerler. Sultan ona gerektiği şekilde mektubu okumasını emreder. O ise harflerin mahreçlerinde hassas davranarak okumaya başlar ve tekrar tekrar okur düzgün okuyacağım derken mektubun amacından ve meclis saygısını gözetmekten uzaklaşır halbuki mektubun içeriği üzerine bir siyaset kurulacaktır bu durumda o kişinin aklını kaybettiğine hükmedilir ve akıl hastanesine gönderilir kur'an-ı kerim'in tilavetinde aldananlar başka bir grupta Kur'an okuma konusunda aldanırlar. Kur'an'ı bağıra bağıra okurlar. Belki de bir günde ve bir gecede onu baştan sona okurlar. Dilleri onunla meşgul olur. Ama kalpleri kuruntu vadileriyle dünyayı düşünme arasında gider gelir. Öğütlerinden kendilerine bir ders çıkarmazlar. Emir ve yasakların üzerinde durmaz, ibret alınacak yerlerinde ibret almazlar. Nazım yönünden değil de mana yönünden lezzet almak için ayetlerin manaları üzerinde düşünmezler. Bir kişi Kur'an'ı gündüz ve gece olmak üzere isterse yüz defa okusun, eğer onun emir ve yasaklarını terk ederse cezayı hak etmiş olur. Belki de onun güzel bir sesi vardır.'' okur ve bundan zevk alır. Aldığı zevkten dolayı gurura kapılır. Zanneder ki bu Allah'a münacattan ve onun kelamını dinlemekten kaynaklanan lezzettir. Oysa nerede? Çünkü onun aldığı lezzet sesindendir. Eğer Allah'ın kelamının lezzetine varsaydı, sesine ve sesinin güzelliğine bakmaz, bunu aklına getirmezdi bile.'' Allah'ın kelamının lezzeti sadece anlam yönündendir. Bunlarınki ise büyük bir aldanıştır. Oruç Bunların diğer bir kısmı oruçta gurura kapılmıştır. Belki bütün zamanını mübarek günleri oruçla geçirir. Halbuki oruçlu iken dillerini gıybetten, niyetlerini riyadan, iftar ederken karınlarını haramdan, ve daha bir sürü gereksiz hezeyandan korumazlar. Onlar farzı terk etmişler, menduba tabi olarak kurtulacaklarını zannetmişlerdir. Heyhat, Allah'ın huzuruna sadece kalbi selim ile gidenler kurtulur. Bunlar ise en aşırı derecede bir yanılgıya kapılmışlardır. Hac Başka bir grupsa Hac ibadetinde yanılgıya düşmüştür. Haksızlıkları terk, borçları ödemek, ana babanın rızasını istemek ve helal azık talep etmek sizin yola çıkarlar. Bazen yolda farz namazları ihmal ederler, bazen de beden ve elbise temizliğinde bile acizliğe düşerler. Zalimlerin haksız vergilerine maruz kalırlar ve ellerindekilerin bir kısmı onlardan alınır. Yolda müstehcen konuşmaktan, münakaşadan kaçınmazlar. Kimi zamanda bazıları haram mal toplar ve yolda arkadaşlarına bunu yedirir. Bununla da gösteriş yapıp itibar kazanmak ister. Bu kişi önce haram kazanmakla Allah'a isyan eder, ikinci olarak da onu gösteriş olsun diye dağıttığından günaha girer. Çirkin huy ve kötü sıfatlarla kirlenmiş bir kalple Kabe'nin yanına ulaşır. Bu haline rağmen Rabbinden bir hayır üzere olduğunu zanneder. Oysaki aldanmaktadır. Emri bil maruf, nehyanil münker yolunda aldananlar diğer bir grupta korkutma, iyiliği emir ve kötülüğü yasaklama yolunu tutmuştur. Onlardan birisi insanlara kötü şeyleri yasaklar ve güzel şeyleri emreder. Fakat kendini unutur. İyiliği emrederken kaba davranır. Baş olma ve üstünlüğü amaçlar. Kendisi bir kötülük yapacak olsa da bir başkası ona bunun kötülüğünü açıklasa öfkelenir. İyiliği emredip Kötülüğü yasaklama işini ben yaparım. Sen beni nasıl tenkit edersin der. Bazen insanları camide toplar ve geç gelene çok ağır sözlerle hitap eder. Bazen de kendini gösterişe, saygı beklentisine ve baş olma sevdasına kaptırır. Bunun alameti eğer bir başkası camide toplanma işini yapacak olsa onun üzerine yürümesidir.'' kimi de müezzinlik yapar. Bunu Allah için yaptığını zanneder. Ama bir başkası onun olmadığı bir vakitte ezan okuyup müezzinlik yapacak olsa o kişinin başına kıyamet koptu demektir. Bir de der ki hakkımı alamadım. Kimisi de bir mescidin imamlığını üzerine alır ve bunun hayırlı olduğunu zanneder. Asıl amacı kendisi için falan mescidin imamı denmesidir. Bunun alameti de şayet kendisinden takva olan biri oraya gelecek olsa bu ona ağır gelir. Mekke ve Medine'ye komşuluk başka bir grup ise Mekke veya Medine'ye yakın bir yerde ikamet eder. Kendilerini bununla aldatırlar. Kalplerini kontrol etmemiş, zahir ve batınlarını temizlememişlerdir belki de kalpleri yurtlarına ve evlerine bağlı haldedir. Bu hallerinden bahsederek Mekke'de şu kadar sene kaldım dediklerini görürsün. Oysa böyle birisi aldanmaktadır. Çünkü onun için en doğru tavır kendi yurdunda ikamet etmesi, kalbinin ise Mekke'ye bağlı bulunmasıdır. Eğer Mekke ve Medine'nin komşusu olacaksa komşuluk hakkını korumalıdır. Mekke'de kalacaksa Allah'ın hakkını, Medine'de kalacaksa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını muhafaza etmelidir. Peki buna kim güç yetirebilir? Onlar dış görünüşlerle aldanmış ve kendilerini duvarların kurtaracağı kuruntusuna kapılmışlardır. Heyhat! Belki de nefsi bir lokmayı fakire sadak olarak vermeye bile tahammül edemez. Halkla komşuluk hususu bu kadar zorken Halik'in komşuluğu nasıl olacaktır? Fakat bedenini ve kalbini korumak şartıyla Halika komşu olmak ne güzeldir. Zühd Bunların diğer bir kısmı da mal konusunda zühd gösterir. Yiyecek ve giyecek namına az ile yetinir, mesken olarak mescitlere kanaat eder. Böylece zahitlerin mertebelerine ulaşacaklarını zannederler. Bununla birlikte başkanlık ve makam arzusundadırlar. Bu ise şunlardan birisiyle elde edilir. İlim, vaz ve züht. Onlar iki şeyden en önemsiz olanını terk etmiş, helak edici şeylerin en büyüğüne koşmuşlardır. Çünkü felaket bakımından makam maldan daha büyüktür. Şayet onlardan biri makam sevgisini bırakıp mala yönelseydi kurtuluşa daha yakın olurdu. Bunlar aldanmıştır. Kendilerini dünyaya karşı zahitlik gösterenlerden sanıyorlar fakat dünyanın ne olduğunu bilmiyorlar. Bazen de zenginleri fakirlerden önde tutarlar. Kimisi de ilmiyle böbürlenir. Bazıları ise yalnızlığı ve uzleti tercih eder. Oysa uzletin şartlarını taşımamaktadır. Kimisine mal verilecek olsa zahitliği bitti denme korkusundan bunu almaz. Halbuki mala ve insanlara karşı müthiş bir arzusu vardır.'' insanların kötülemesinden korkar. Bazıları da ibadet yapmak için kendini zorlar. Mesela bir gün ve bir gecede bin rekat namaz kılıp Kur'an'ı hatmeder. Bütün bunları yaparken kalbini gözleyip riya, kibir, ucub ve diğer helak edici duygu ve düşüncelere karşı denetlemek aklına dahi gelmez. Belki de zahiri ibadetlerinin terazinin sevap kefesine ağır basacağını düşünür. Oysa nerede? Takva sahibinin yaptığı bir zerre ve akıl irfan sahiplerinin tek bir huyu, amel bakımından azalarla yapılan dağlar kadar ibadetten daha üstündür. Sonra bu kişi birinin, sen yeryüzünü ayakta tutan direklerden veya Allah'ın dost ve sevdiklerindensin demesiyle gurura kapılır. Bu söze sevinir. Nefsini temizlediğini düşünür. Ama bir günde kendisine iki veya üç defa kötü sözler söylense, söz sahibine küfreder ve mücahit kesilir. Belki de kendine sövene, Allah seni ebediyen affetmesin der. Nafile düşkünlüğü ile aldananlar. Başka bir grupta nafile ibadetlere karşı aşırı düşkünlük gösterir ve onlara gösterdiği saygıyı farzlardan esirger. Bir kısmının kuşluk ve teheccüd namazı gibi nafilelerle sevince gark olduğunu görürsünüz. Ama farz namazdan vakit girer girmez apar topar kılmaya hırs gösterdiğinden ne lezzet alır ne de Allah'tan bir hayır bulur şu hadisi de unuturlar. Allah'a yaklaşanlar, Allah'ın kendilerine farz kıldığı şeyleri eda etmekten daha faziletli bir şeyle yaklaşmazlar. Diğer taraftan hayırlı ameller arasında üstünlük farkını gözetmemekte de dahildir. İnsan bazen iki farzla karşı karşıya olabilir. Birisi sonraya bırakılabilirken diğeri böyle olmaz. Ya da kişi iki nafile karşısında bulunabilir. Bunlardan birisinin vakti geniş, diğerininki dar olabilir. Eğer kişi tertibi korumazsa kendini aldatmış olur. Bunun benzerleri sayılamayacak kadar çoktur. Günah bellidir. Kapalılık bazı faallerin diğerlerinin önüne geçirilmesinde ortaya çıkmaktadır. Mesela bütün farzları nafilelerden önde tutmak, farz ayınları başkası yerine getirdiğinde diğerlerinin yapması gerekmeyen farz-ı kifayenin önüne geçirmek ve farz ayınlardan en önemli olanını daha az önemli olana tercih etmek, ertelenmiş olanı diğeri önüne geçirmek, annenin hakkını babanın önüne geçirmek, Anne babanın nafakasını hacca tercih etmek, vakti geldiği zaman cumayı bayrama tercih etmek ve borcu diğer farzlardan öne geçirmek gibi kul bunun farkına varıp dikkat kesilse ne büyük bir iş yapmış olur. Fakat tertipteki bu aldanmadan kurtulmak ilimde derinleşen alimlerin altından kalkabileceği ince ve gizli bir iştir. 3. Aldanan zenginler. Haram parayla hayır eseri yapanlar. Bir grup mescit, medrese, misafirhane, köprü, havuz ve insanların gözlerine hitap edecek şeyler yapmaya düşkündür. İsim ve şöhretlerini ebedileştirerek öldükten sonra da eserlerinin devam etmesi için onların üzerlerine isimlerini tuğla ile yazarlar ve bununla mağfireti hak ettiklerini sanarlar. Fakat iki yönden aldanıyorlar. Birincisi paralarını zulüm, şüpheli yollar, rüşvet ve haram yerlerden kazanmışlar. Kazanırken Allah'ın gazabına maruz kalmışlardır. Bu şekilde Allah'a isyan ettikleri için onlara düşen tövbe etmek ve malları eğer yaşıyorlarsa sahiplerine hayatta değillerse varislerine iade etmektir. Varislerinden de hayatta olan yoksa o malları en mühim maslahatlar için sarf etmektir. Belki en önemlisi fakirlere dağıtmaktır. Hal böyle olunca binalar yapıp Ölünce de onları terk etmenin ne faydası olabilir ki? Ancak riya, şöhret ve kendinden söz ettirmenin verdiği zevk bunları mağlup etmiştir. İkinci yön ise bağışta bulunmakla ve binaları yüksek yüksek yapmakla kendilerini ihlas sahibi görerek hayrı amaçladıklarını zannetmesidir. Böyle bir zengine fakir bir kişiye bir dinar vermesi teklif edilse nefsi buna razı olmaz. Çünkü içinde yaptığı hayırla övülme sevgisi yer etmiştir. Gösteriş ve şöhrete kananlar Başka bir grup belki helal mal kazanır, haramdan kaçınır ve mallarını camilere harcarlar. Ancak bunlar da şu iki yönden aldanmaktadır. Birincisi riya övülme ve şöhret isteği şöyle ki belki yakınında veya beldesinde fakirler vardır ve malı onlar için harcamak daha önemlidir. Şehirde çok sayıda mescit vardır ama asıl maksat bu mescitlere ihtiyaç kalmayacak şekilde hepsini toparlayacak büyük bir cami yapmaktır. Yoksa maksat fakir ve miskinler gerçekten muhtaç durumdayken her sokak ve cadde başına bir mescit yapmak değildir. Ancak cami yaptırmak için mal harcama işi insanlar arasında tanınmaya daha uygun olduğundan bunlara daha kolay gelir. Güya insanların kendisi hakkında övgüyle söz etmelerini işitmemiş gibi davranırlar. Ama fakirlere yardımda bulunduğunda insanlardan aynı şekilde metiyeler duyması söz konusu olmaz. Bu haliyle Allah için çalıştığını düşünür. Oysa Allah'tan başkası için çalışmaktadır. Niyeti bunu daha iyi ortaya koyar ve bu niyeti kendisi için bir gazap sebebidir. Ama o yine maksadım sadece Allah azze ve celledir der. İkincisi o camilerin içini yasaklanan ve namaz kılanların kalplerini meşgul eden nakışlarla süslenmesi için sarf eder. Çünkü on akışlara bakarlar ve bu namazın asıl maksadı olan kalp huzurundan gelen huşudan alıkoyar. Namaz içinde ve dışında akıllarına gelen her şey onu bina ettiği ölçü ve anlayış çerçevesinde gelir. Nitekim camilerin süslenmesi bir yönden helal değildir. Hazreti Hüseyin radıyallahu an demiştir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de mescidini bina edeceği zaman Cebrail ona gelerek onu yedi zira boyunda bina et, süsleyip nakışlama Dedi. Fakat bunlar münkeri maruf görüyor ve münkere güveniyorlar. Fakat aldanıyorlar. Diğer bir grup ise mallarını fakir ve miskinlere sadaka vererek geniş çevre edinmek ister. Fakirlerden bir kısmının adeti teşekkür ederek yapılan iyiliği yaymaktır. Bu zenginler sadakayı gizlice vermekten hoşlanmazlar ve fakirin kendilerinden aldığını gizlemesini kendilerine bir hıyanet ve nankörlük görürler. Belki de komşularını açlığa terk ederler. Bunun için İbni Abbas şöyle buyurmuştur. Ahir zamanda sebepsiz hacca gitmeler çoğalır. Yolculuk yapmak onların hoşuna gider. Rızık onlara bollaşır günah işler ve perişanlığa duçar olurlar. Kiminin devesi çöl ve kumlar arasında savrulurken, komşusu yanında olduğu halde araştırıp ona yardımcı olmaz. Mali ibadeti terk etme ve bedeni ibadetlerle yetinme. Mal sahiplerinden bir grupta mallarını muhafaza edip cimrilik derecesinde ellerinde tutarlar. Diğer taraftan oruç, gece namazı ve Kur'an hatmetmek gibi herhangi bir masraf gerektirmeyen bedeni ibadetlerle meşgul olurlar. Bunlar da aldanıyorlar. Çünkü helak edici cimrilik onların içine işlemiştir. Mal infak etmek suretiyle asıl bunun kökünü kurutmaya muhtaçken nafile ibadetlerle uğraşır ve buna vakit ayırmazlar. Bunlar tıpkı elbisesine yılan girip neredeyse ölmek üzere olan fakat safrayı dindirmek için sirkeli bal şerbeti aramakla meşgul olan birine benziyorlar. Yılan sokmuş birinin buna nasıl ihtiyacı olabilir? Bişr el-Hafiye falan kimse çok oruç tutar ve namaz kılar dendiğinde miskin kendi halini bırakıp başkasının haliyle ilgileniyor. Onun hali ancak açlara yedirmek ve fakirlere infakta bulunmaktan olmalıdır. Dünyalık toplayıp bunları fakirlere vermediği bir durumda nefsini aç bırakmasından ve nafile namaz kılmasındansa bu daha faziletli olur diye cevap verir. Bir gruba ise cimrilik galebe çalmıştır. Nefisleri ancak zekat vermeye müsamma gösterir. Sonra bunlar zekatı bile kendilerinin yüz çevirdiği değersiz ve kalitesiz maldan verir. Fakirlerden kendilerine hizmet edecek, ihtiyaçları için koşturacak birilerinin veya ileride ücretli olarak hizmette bulunmak üzere ihtiyaç duyacakları ve genel olarak amaçlarını sağlayacak kimselerin olmasını isterler. Zekatlarını saygınlığından medet umabilecekleri büyüklerden kendine yardım edecek bir kişiye teslim ederler böylece onun katında ihtiyaçlarını gidermek üzere bir mevki elde etmeye çalışırlar bütün bunlar niyeti ifsat eder ve ameli boşa çıkarır bunu yapan da aldanmaktadır fakat yine de günahkar olduğu halde Allah'a itaat ettiğini zanneder çünkü Allah'a ibadetle ondan başka bir amaca yönelmektedir. Bu ve benzerleri mal ve servet konusunda aldanmıştır. Avam, zenginler ve fakirlerden bir grup daha vardır ki zikir meclisinde bulunup bunun kendileri için yeterli olacağını düşünürler. Bu sebeple bu davranışı adet haline getirmişlerdir kuru kuruya vaaz dinleyip öğüt almadan ve amel de sizin sevap kazanacaklarını sanarlar. Oysa aldanıyorlar. Çünkü zikir ve vaaz meclislerinin fazileti ancak hayra teşvik edici olmasındandır. Eğer teşvik etmiyorsa orada hiçbir hayır yoktur. Hayır yapmaya arzu duymak övgüye değer bir haslettir.'' Çünkü amele yöneltir. Eğer amele götürmüyorsa onda da hiçbir hayır olamaz. Bunlardan birisi bazen dinlediği vaazla aldanır. Bazen de kadınlar gibi duyguya kapılır ve ağlar. Bazen de korkutucu bir söz işitir, sararır ve der ki Ey selam olan Allah, selametli kıl, Allah'a sığınırız, Allah bana yeter.'' La havle ve la kuvvete illa billah. Böylece bütün hayırları kazandığını zanneder. Oysa aldanmaktadır. Bu kişi ise doktorların meclislerine gidip onların ilaçları anlatmasını dinleyen hastaya benzer. İlaç yapmaz, onunla uğraşmaz ve bu şekilde rahata kavuşacağını düşünür. Lezzetli yemekleri anlatan birinin yanına giden aç insanda aynı şekildedir. Şayet bütün vaazlar fiillerini değiştirecek derecede senin bir sıfatını değiştirmiyorsa Allah Azze ve Celle'ye yöneltip dünyadan yüz çevittirmiyorsa evet kuvvetli bir şekilde bu yönlendirmeyi yapmıyorsa dinlediğim vaaz bir fazlalıktır. Aleyhinde bir delildir. Bu halde onu kendi lehinde bir vesile görüyorsan aldanıyorsun demektir. 4. Aldanan sufiler Allah'ın korudukları hariç gurur. Bu zamanın tasavvuf erbabına ne kadar galiptir. Şekle aldananlar. Bir kısım sufiler sözlerle, kılık kıyafetle ve dış şekille gurura kapılmışlardır. Giyim, kuşan biçimleriyle konuşmaları edepleri, adetleri, ıstılahları, sema ve raksta ortaya çıkan halleri, taharet, namaz, başlarını öne eğerek seccade üzerinde oturmaları, derinden nefes alarak düşünceli gibi başlarını göğüslerine yaklaştırmaları, alçak sesle konuşmaları ile bağırışlarıyla sadık sufilere benzerler. Böyle davranmanın kendilerini kurtaracağını zannediyor nefislerini mücahade, riyazat, kalp murakabesi ve dış ve içlerini görünen görünmeyen günahlardan arındırmaya tabi tutmuyorlar. Halbuki bütün bunlar tasavvufun kaidesidir. Sonra onlar harama, şüpheli şeylere ve yöneticilerin mallarına hücum ediyorlar. Ekmek, para, meyve için yarışıyorlar.'' Zerre kadar değeri olmayan şeyler için birbirlerine haset ediyorlar. Arzuladıkları bir şeye karşı çıkılınca birbirlerinin şeref ve haysiyetlerine saldırıyorlar. Bunların aldanmaları açıktır. Kahramanların, savaşçıların ve cesaret sahiplerinin isimlerinin kitaplara geçtiğini duyunca savaşçı kıyafetine bürünüp sultana vararak kendisini takdim eden yaşlı bir kadın gibidirler. Durumu anlaşılınca ona Sultan'la alay etmekten utanmıyor musun? Onu filin yanına atın denilerek filin yanına atılır ve fil de onu öldürünceye dek ayağının altında çiğner. Refah ve süslere aldananlar başka bir grupta bunlardan daha çok gurura saplanmıştır. Yiyecek, mesken ve evlilikte aza kanaat ve fedakarlık onlara zor gelir. Tasavvuf yolunda bulunduğunu açığa vurmak ister fakat sufilerin kıyafetlerine bürünmeye gerek görmez. İpek kullanmaz, yamalı fakat değerli ipekten daha kıymetli elbiseler, kaliteli önlük ve mendiller ve süslü seccadeler edinirler. Bunlar görünen bir günahtan kaçınmazken görünmeyen günahlarda durum nasıl olur? Onların tek amacı müreffeh yaşamak, idarecilerin mallarını yemektir. Bununla birlikte kendilerinde hayır olduğunu zannediyorlar. Bunların Müslümanlara verdiği zarar hırsızınkinden daha beter olur. Çünkü bunlar kıyafetle kalpleri çalıyorlar. Böylece Kendilerine uyan başka insanların helak sebebi oluyorlar. Bunların rezilliklerini birisi görünce tasavvuf ehli hep böyledir zannederek bütün sufileri genel bir şekilde karalama yoluna gider. Lafızları aldananlar. Diğer bir kısmı ise mükaşafe ilmine sahip olup hakkı müşahede ettiklerini, makamları geçtiklerini şuhudun özüne ulaşıp bağlandıklarını ve kurbiyet makamında olduklarını iddia ederler. Oysa ne kurbiyet ne de ona ulaşma hakkında lafız ve isimden başka bilgisi olmadığı halde birkaç kelime bellemiş, onları tekrar eder durur. Bunun gelmiş geçmiş bütün insanların ilimlerindeki en üstün mertebelerden olduğunu zanneder. Bunun içinde bırakın avamı fakihlere, Kur'an okuyanlara, hadis alimlerine ve diğer alimlere küçümseyici gözle bakar. Hatta çiftçi ziraatini, dokumacı işini gücünü bırakarak günlerce onların peşine takılır ve bu asılsız sözlere kulak verir. Onları öyle tekrarlar durur ki sanki vahiy gelmiş de konuşuyor zannedersin. Bir takım sırlardan haber verir bununla bütün abid ve alimleri hakir sayar. Abidler hakkında kendilerini yoran ücretli işçiler, alimler için onlar hadisle haberle iştigal etmekle hakikatten uzak kalmıştır derler. Kendisinin hakka vasıl ve yakınlarından olduğunu iddia eder. Halbuki Allah katında o, günahkar münafıklardan kalp erbabı nezninde ise ahmak cahillerdendir doğru dürüst hiçbir bilgisi yoktur hiçbir huyunu düzeltmemiş hevasının peşine takılmayı ve hezeyan ardına düşmeyi bırakıp kalbini kontrol etmek adına hiçbir şey yapmamıştır şayet kendisine fayda verecek işlerle meşgul olsaydı onun için daha faydalı olurdu gizli tehlikelerle aldananlar bir kısım sufiler ise onları bile geçmiştir. Evet, güzel amel yapmış, helal rızık için çalışmış, kalplerinin durumunu araştırmışlardır. Fakat onlardan kimisi hakikatlerine, şartlarına, alametlerine ve afetlerine vakıf olmadan züht, tevekkül, rıza ve muhabbet makamlarında olduklarını iddia ederler. Kimisi de Allah aşkı ve sevgisine sahip olduğunu Allah aşkıyla çılgına döndüğünü, ona vurulduğunu iddia eder. Belki de Allah hakkında bidat ve küfür sayılabilecek hayaller görür. Daha marifetullahı elde etmeden muhabbetullah'a ulaştığını iddia eder ki bu kesinlikle olmayacak şeydir. Sonra Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri yapmaktan nefsinin arzularını Allah'ın emirlerine tercih etmekten geri durmaz. Bazı işleri de insanlardan çekindiği için terk eder. Ama yalnız başına olsa Allah'tan haya edip de onu terk etmez. Bilmez ki bütün bunlar Allah sevgisine zıt şeylerdir. Bazıları da kanaate ve tevekküle meyleder. Tevekkülü tam olarak gerçekleştirmek için de azık kalmadan kırları çölleri dolaşır fakat bunun ne sahabeden ne de bu ümmetin selefinden nakledilmemiş bir biat olduğunu bilmez. Muhakkak ki onlar tevekkülü kendisinden daha iyi biliyorlardı ve tevekkülden azık almayarak canını tehlikeye atmayı anlamıyorlardı. Bilakis azık alıyorlar fakat azığa değil Allah'a tevekkül ediyorlardı. O ise azı terk eder belki ama güvendiği başka bir vesileye tevekkül eder. Kurtarıcı sıfat ve makamlardan hiçbirisi yoktur ki bir takım insanların onda kendilerini aldattıkları bir taraf olmasın. Biz bunu İhya kitabındaki El Münciyat bölümünde anlattık. Bütün amellerde titizlik göstermeyenler. Diğer bir grupta azık işinde nefislerine karşı o kadar sıkı bir yol tutmuşlardır ki saf helalden başka bir şey talep etmezler. Diğer taraftan bu tek haslet dışında kalp ve azalarının durumunu araştırıp düzeltmeyi ihmal etmişlerdir. Kimisi helali yiyeceğinde, giyeceğinde ve kazancında o kadar tatbik eder ki bu işin içinde kaybolur.'' Bilmez ki Allah kullarından bütün taatlerde kemale erişmelerini ister. Bu sebeple kim bir kısmına uyup diğerlerini terk ederse aldanmış olur. Tevazu ve hizmet yolunda aldananlar Tasavvuf yolundakilerin başka bir kısmı ise güzel ahlak, tevazu, cömertlik ve müsamaha sahibi olduklarını iddia ederler. Sufilere hizmete yönelmişlerdir. Bir grup toplayarak onların hizmetlerini üstlenirler. Bunu dünyalıklar ve mal toplamak için bir tuzak edinmişlerdir. Hedefleri sadece arttırmak ve büyütmektir. Tevazu ve hizmeti ön plana çıkarırlar. Fakat amaçları yükselmektir. İnsanların kendilerine tabi olmasıdır amaçlarının hizmet olduğunu açıklarlar ama peşlerinden gidenler çoğalsın ve bu hizmetle isimleri duyulsun şöhretleri yayılsın diye haram ve şüpheli şeyler toplayıp onlar için harcarlar bazıları da devlet idarecilerinin mallarından elde ederek onlara infakta bulunur bir kısmı da yine sultanların ve zalimlerin mallarından sufilere hac yolunda harcamak için alır. Amacının da iyilik ve infak olduğunu savunur. Onları bütün bunlara sevk eden yegane amil, riya ve itibar kazanma arzusudur. Allah'ın bütün emirlerini, rızasını ihmal ederek haram toplayıp infak etmeleri de bunu gösteriyor. Hac yolu için haram mal harcayan, bir cami inşa edip sıvasını necis şeylerden yapan ama kastının imar olduğunu sanan kimseye benzer. Engellere aldanıp yol almayanlar. Başka bir fırka ise mücahede, ahlak terbiyesi, nefsi kusurlarından arındırma ile iştigal etmiş, bunda derinleşmişlerdir. Nefsin kusurlarını araştırma, hilelerini öğrenme yolunu tutmuş, bunu meslek haline getirmişlerdir. Her hallerinde afetleriyle ilgili ince sözler bularak nefsin kusurlarından korunmakla uğraşırlar. Derler ki bu nefiste bir ayıptır, eksikliktir. Bunun eksiklik olmasından gafil olmakta bir eksiklik sayılır. Bu konuda zincirleme sözlerle af dilerler. Vakitlerini bunda heba ederler. Çünkü hep nefisleriyle işli dışlı olmuş, haliklarıyla münasebet kurmamışlardır. Bunlar haccın vakit ve engelleriyle meşgul olup hac yoluna çıkmayanlara benzerler. Bu ise onları hac mükellefiyetinden kurtarmaz. Onun için aldanmışlardır. İlahi lütufları aldananlar. Bu grup o mertebeyi geçerek bu yolda suluke başlamış ve kendileri için marifet kapıları da açılmıştır. Marifetin başlangıç noktalarından bir koku alınca şaşkınlığa düşer, bununla sevinir, garipliklerine hayran olurlar. Böylece kalpleri onlara yönelip onları düşünür, bağlanır kalır. Nasıl olup da kendilerine bunların kapısının açıldığı halde başkalarına neden kapalı kaldığını düşünürler. Oysa bu bir aldanmadır. Çünkü Allah'ın yolunun acayipliklerinin nihayeti yoktur. Kim bir acayiplikle karşılaşıp orada kalırsa adımları kısalır ve maksada ulaşmaktan mahrum olur. Bu kişi tıpkı bir sultanın yanına gitmek için yola çıkıp saray meydanının kapısından daha önce buradakini ve benzerini görmediği çiçek ve ışıkların olduğu bir bahçe görerek ona bakmadan sultanla görüşme zamanını geçiren ve ziyan etmiş bir şekilde geri dönen kimseye benzer. Vusul buldum diye aldananlar. Başka bir grup onları da geçerek ne tasavvuf yolunda kendilerine gelen nurlara ne kendilerine müyesser olan bol lütuflara iltifat eder ne de o yollardan giderler. Bilakis ciddi bir biçimde seyr sülük yolunu tutarlar. Vusule yaklaşınca vasıl olduklarını zannederler. Orada kalır ve bunu geçmezler. Bu yüzden hata etmiş olurlar. Çünkü Allah Teala'nın nur ve zulmetten olmak üzere yetmiş perdesi vardır. Salik bunlardan birine ulaşınca vasıl olduğunu zanneder.'' Hazreti İbrahim'den bahseden şu ayette buna işaret edilmiştir. Gece üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız gördü ve dedi ki bu benim Rabbimdir. Fakat yıldız batınca ben gelip geçici olanları sevmem dedi. En'am 6.76 Bu makamda perde çoktur. Kul ile Rabbi arasındaki ilk perde kulun nefsidir bu büyük bir ilahi hakikattir ve Allah'ın nurlarından bir nurdur burada kastettiğim bütün hakkın gerçekliğinin olduğu gibi kendisinde belirdiği kalbin özüdür hatta o bütün alemi içine almak ve her şeyin suretini kuşatmak arzusuyla yanıp tutuşur nuru muhteşem bir şekilde parıldar çünkü onda bütün varlıklar oldukları gibi kendilerini gösterirler. O, işin başlangıcında kendisi için örtü olan bir kandille kuşatılmış durumdadır. Allah'ın nurunun üzerine doğarak aydınlatmasından sonra nuru yansıyıp kalbin güzelliği inkişaf edince kalbin sahibi kalbe yönelir. Onun üstün güzelliğini kendisini hayrete düşürecek şekilde görünce de belki bunu ben hakkım enel hak diyerek açığa vurur ve eğer bunun ötesinde olanlar kendisi için açıklık kazanmaz onlardan habersiz olur ve burada çakılıp kalırsa helak olur. Aynı anlamda Hristiyanlar Hazreti İsa'ya bakıp onun üzerinde Allah'ın nurunun parladığını görmüşler bu yüzden yanılgıya düşmüşlerdir. Bunlar tıpkı bir ayna veya suda bir yıldız görüp yıldızın aynada yahut suyun içinde olduğunu sanarak almak için elini uzatan birine benzer. Böyle bir kişinin aldandığı açıktır. Allah'a giden yolda aldanmanın çeşitleri ciltlerce kitapta sayılıp ortaya dökülemeyecek ve mükaşafe ilimlerinin tamamı açıklanmadıkça bir sonuca bağlanamayacak bir enginliğe sahiptir. Bu ise anlatılmasına izin olmayan konulardandır. Belki sadece bu yolda gidenlerin aldanıp içerisine düşmemesi için açıklanması caiz olabilir. Başarıya ulaştıran sadece Allah'tır. O bana yeter ve ne güzel vekildir azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında hiçbir güç ve kudret yoktur. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi Efendimiz Hazreti Muhammed'e, bütün aline ve ashabına olsun.''